Efendim, üzücü bir olay. Öncelikle eğitim camiasının başı sağ olsun. Tam olarak ne oldu efendim acaba? Yani şöyle, müdür bey herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir insandı. Derler ya, karınca incitmez. Hakikaten öyle bir insandı. Maalesef bir kardeşi vardı. Kardeşle bazı problemler yaşıyordu da yaşadığı problemlerin sebebi kardeşinin tamamıyla tabiri caizse bir şeyleri algılayamamasıyla ilgiliydi. Bununla ilgili devam eden yargı süreçleri var. Farklı farklı bir sürü dava var. Hatta biz hakim savcılardan defalarca kardeşinin tutuklanmasını istedik. Çünkü daha önce farklı farklı ortamlarda silah olduğunu, baltası olduğunu, öldüreceğini ve Türkiye'den kaçacağını söylediğine dair bir sürü beyanlar vardı. Dosyaya bunları ibraz etmemize rağmen maalesef adli makamlar hiçbir şey yapmadı. Bugün de üzücü olayı duyduk. Kardeşi yapmış diye duyduk. Yok ortalarda şu anda, emniyetimiz arıyor. Bulursa hepimiz olayı netleştireceğiz, göreceğiz. Ama maalesef devlet olarak koruyamadık müdür bey. Yani ilk belirlemelere göre kardeşi olduğu gözüküyor ama şey diyeceğim, kaç davası var? Bir davası var, ağır cezada mı? Şu anda ağır cezada devam eden bir tane, asya cezada devam eden iki tane, ayrıca savcılıkta devam eden iki tane soruşturma var. Ayrıca koruma kararı da talep ettik. Ancak sadece uzaklaşma verildi. Polis tahsisi istedik, polis tahsisi verilmedi. Sadece karşı taraftaki şahsa dediler ki buna yaklaşmanı yasaklıyoruz. Bu kadar. O kadar dediler. Maalesef. Peki efendim, başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Eğitim camiasının başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.